Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hal yastaviyan. Bu ikisini misal öteyim bulur mu? Dib namur adıyan dersimizin bugün yigimensi. Bugünün mevzuyumuz mumun ve kafir. İman ve küfür. Bunun ortasındaki fark. İman ve küfür ortasında juda ham katta farq bor. Bu ikisini hargiz tenglashtirib bo'lmaydi. Allohga iymon keltirib mu'min bo'lish va unga kofir bo'lish. Alloh subhanahu va taolo Odam alayhissalomni umurtqasini siladi va qiyomatgacha keladigan zurriyotlarni undan chiqardi. Va ulardan misoq oldi. Alastu bi robbikum. Axir sizlarni parvardigoringiz men emasmanmi? Qalu bala. Ruhlar hammasi javob berdi. Ha. Mana shu narsa siz bilan bizdan bo'lgan misoq va va'da hisoblanadi. Ana shu kunda hammamiz iymonni qabul qildik. Hammamiz mu'min bo'ldik. Endi dunyoga kelgandan keyin insonlarni ichida ana shu va'dasida turganlari bor, va'dasini buzib o'zgartirganlari bor. Kim shu va'dasida sobit qolgan bo'lsa, mahkam tutgan bo'lsa mu'min bo'lib yashabdi. Kim o'zgartirgan bo'lsa kofir bo'libdi, fosiq bo'libdi, munofiq bo'libdi. Qur'on ichida qissalar bor, kofirlarga misollar, mu'minlarga misollar. Namrud, İbrahim Halilullah davrida yashab o'tgan kofir podshoh. Namrud kufrga misol. Unga bir yosh yigitni o'tga tashlashgan ekan, kuymabdi degan xabar keldi. Ismi İbrahim edi, alayhissalom. Uni men oldimga olib kelinglarchi deb olib kelishdi. Unga qarab, "Ey İbrahim, seni Robbing bormi?" dedi. İbrahim alayhissalom ha dedi. Robbing qanaqa sifatlab ber. Robbim o'ldirib tiriltiradi dedi. Namrud o'zini xudo deb bilar edi. Atrofidagilarni o'ziga ibodat qilishi kib yurar edi. To'xtab tur dedi. Askarlarga aytdiki, qamoqqa borib falonchini olib kelinglar. Ikkalasi ham o'limga hukm qilingan kishi edi. Ikkalasini olib kelishdi. Birinchisiga aytdi, "Seni dedi, hayotga qaytardim, ketaver dedi. Ikkinchisini bo'yniga qilich uringlar dedi. İbrahim Aleyhisselam malda bittasini qo'yib yubordi, bittasini qatl qildi. Ana, men ham o'ldirib tiriltiraman dedi. İbrahim Aleyhisselam aytayotgan tiriltirish, o'ldirishlik bu haqiqiy tiriltirishlik edi. Shunda İbrahim Aleyhisselam u bilan bahsni cho'zib o'tirmadi-da, albatta meni Robbim kunni mashriqdan chiqaradi. Sen uni mag'ribdan chiqarib berchi dedi. Fa bu haytallati kafar wallohu la yahdil qawmaz zolimin. Shunda bu inkor qiluvchi dodirab qoldi. Alloh zolim kimsalarni hidoyat qilmaydi. Namrud kofir edi. İbrahim alayhissalom musulmon edi. Namrudning oqibati nima bo'ldi? İbrahim Halilullohning oqibati nima bo'ldi? Bu ikkisi teng bo'lmaydi. İbrahim alayhissalom Alloh taolaning najotga chiqardi. Bu ulug' payg'ambar Falastinga ketdi, shu yerda umrini yashab o'tkazdi. Endi Namrudchi. Ozgina vaqt o'tgandan keyin Alloh taolo uni shunday xor qildiki, burnidan yoki quloqdan bir pasha kirib ketdi ichiga. Va boshida shunday bir alamni, og'rini paydo qilar edi. Alam paydo bo'lgan vaqtda uni boshiga oyoq kiyimi bilan urib, ana shu og'rini ozgina tinchitgan kishi Namrud uchun eng mahbub insonga aylanib qolardi. Alloh shunday xor qildiki, oyoq kiyimi bilan boshiga urilganda huzurlanadigan bo'ldi. Bu kofirning oqibati va Ibrohim alayhissalomning oqibati. Bu ikkisi hargiz teng bo'lmaydi, birodarlar. Bilol ibn Raboh iymon keltirdi. Kaltaylandi, azoblandi. Bularni barini uning sayyidi Umayyotumni xalaf qildi. Kun qizigan paytda Makkani tashqarisiga olib chiqardi, urib azoblab, kiyimlarni yechib yerga yotkizib, ustiga katta xarsang toshlarni bostirib qo'yardi. Bilol roziyallohu anhu esa ahadun ahad deyishdan boshqa so'zni aytmasdi. Umayyotumni xalaf yuqorida, Bilol ibn Raboh pastda, u azobladi, bu azoblandi, yillar o'tdi. Müslümanlar bilan müşriklar ortasındaki birinci gazot, Badr gazotu bo'ldi. Umayyotumni xalaf yetishladi. Bilol ibn Raboh ham uzoq umr ko'rdi, birodarlar. Bu kishi İslamdagi birinci muazzinlik sharafiga yetdi. İbodat ve hurmat degan ne'matni ichida yashab o'tdi. Dünyadan chiqib ketar ekan, dünyadan ketish arafasida turar ekan, ayoli oldida oturup yig'lar edi. Qanday musibat, qanday qayg'u. Bilol roziyallohu anhu esa ne kadar katta xursandchilik, ne kadar katta quvonch derdi. Ha nimaga quvonch deysiz, hozir o'lasiz desa, ertaga mahbublar oldiga boramiz.
ertaga Muhammad Rasulullah ve ashablarını aldığı varamız derdi. Umayyatımla halafam öldü, Bilal'ın rabaham öldü. İkisinin akıbatı bir kıl oldu mu? Şunun için hazır günde Müslümanlarda horlayken, Müslümanlarda kanun okuzayken, Müslümanlarda her kıl tuhumatlarla ebleykenler, onlar hem öledi. Lekin akıbat bir kıl bulmaydı. Allahu veliyyüllezine amanu yukhricuhum minel zulümati ilen nur. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ Allah mu'minlerinin dostudur. Allah dostiz bosa, nemen yutkizasız? Allah sizge düşman bosa, neme var kolizde? Allah mu'minlerinin dostudur. Ularını karangu zulmetlerden yaruhlik nurge çıkaradı. Buradalar iman, nur. Küfür bu zulmet. Kafirlerinin dostları ise şeytanlardır. Ular kafirlerini yorug'lik nurdan qorong'u zulmatlarga chiqaradilar. Ana o'shalar jahannam egalaridir ve unda abadiy qolajaklar. Musulmon oilasida tug'ilib, musulmonlar orasida yashab, 3-4 chaqa uchun har xil oqimlarga, har xil firqalarga qo'shilib ketayotganlar bor. Juda chiroyli hilalar bilan, juda chiroyli vechirinkalar, kafelar, choy ichishlar, choy pitiyalar bilan aldab, avrab, qo'lingizga pul berib, diningizdan chiqaroradi. Juda ehtiyot bo'linglar. Studentlar ayniqsa. Uni aldashning yo'li pul. Uni aldashning yo'li internet. Uni aldashning yo'li kechada katta ishlarga kirgizamiz seni deb turib, olib chiqib ketib qoladi. Shu farzandlarini g'ayridin yurtlarga jo'natgan student qilib, otalar juda ham xushyor bo'linglar. Özümüzü yurtumuzda turup dinini almıştır oraya ekkenler köpeyip gitti. Endi başka yurtka borgandan keyin Allah saklasın. İman nur, küfür ise zulmettir. Kalbi iman bilan tolgan kişi ve kalbi de küfür bo'lgan kişi. Bu ikisi herkes teng bo'lmaydi. Kalbi de iman tolgan kişi hayatta kanaka bo'lsa ham hayattan razı olaradı. Hayatı saodatli bo'laradı. Ama kalbi de küfür bo'lgan insan Töryağı tak boyan çağı diyem hayattan hiç kaçan bu razı bu miydi? Bu iki sargı isteğin bu miydi? Kur'an'daki kıssalardan Ashab-ül Uhdud Çukur Ege'leri. Bu kıssa hamamızda malum buradalar. Kıssanın avalı da bir yaşı git barıdı. İman keltirdi. Onun imanı adamla dörtlasına tarkadı. Bu yigitini padişah özü üçün kelecede sehirger bulsun deyip karı sehirgerge şagit kılıp koyup ergenidi. Ama bu kişi iman keltirdi. Bu yigit. Zalim padişah bunu bilip kaldı, onge iman doğru yetken rahibine katıl kıldı ve yigitine hem katıl kılıçdaki cüzdü köp urundu. Dengizi yabarıp çöktürmek için oldu, bulmadı. Takka yabarıp taşa varmak için oldu, bulmadı. Allah sakla vurdu. Padişah korktu. Çünkü adamlar onge ibadet kılıçdaki koyup, bu yigitine Rabbisi ibadet kılıçdaki havatır aldı. Padişahın etrafında yamaz kafir idi. Endi kalbi iman bulan tolgan bu yigit özünü kurban kılıp bosa hem adamlarga hakikatini bildirişliğini hakladı. Padişah ki etti, beni öldüremiysen dedi. Eğer öldürmek şu bosan, darak ki asıp koy özümü. Özümü kemanımge oktu saptırıp, Bismillahi Rabbil Gulam. Bu yigitini Rabbisinin namı bilen de bat dedi. Bütün havayı toplandı, padişah şunu diye kıldı. Bismillahi Rabbil Gulam de battı, hali yigitini katıl kıldı. Allah'ın dinini yetkizişi yolda da şahit oldu. Adamlar ki hakikatini körsatışı takladı. Mene kalbi de imanı bol adam kendi buladı. Fakat özünü öyleme yaptı bol iman keltir adamenge bol yetedi demez. Başkalar gibi ilini yaptı. Yigit şunu hala yanıdı. Maksadı ki yetti. Adamlar padişahını koyup yigitini Rabbisi iman keltirdi. Yedi bu zalim padişahını ne kıldı? Katta katta çukurlarını kavlattı. İçigi otunlarda toldurdu. Cüdeyem katta alengeni yaktı. Ve iman keltirgenler ki şartını koydu. Ya dininden kaytasan, ya çukurga taşlanasan. İnsanda kalbaki iman halava tikilgenden ki onu hiç nese kaytaramaydı bu yoldan. Hakını tanıgenden ki, zulmetten nurge kaytgenden ki hiç kim onu mecbur kılamaydı. Kaytmadı bitti hem adam. Hem asanı çukurga taşladı. Onlar hem öldü. Bu çukur egesi bugün padişah hem öldü. Bunların akıbatı bir kıl buladı mı? Firavun, ana rabbukumul a'la, men sizlerinin en âli rabbilerman degenidi. Banu Isroilni xor qilganidi, erkaklarını soyganidi, ayollarını tirik qoldirganidi, yosh bolalarını ham gödeklerini soyganidi. Fa ahaznahu ve cunudahu fa nabaznahum fil yam
vahva mulim. Allah nima qildi buni? Uni o'zini ham, qo'shinini ham olib dengizga cho'ktirdik. Endi Banu Isroil iymon keltirgan Banu Isroil Musa alayhissalom bilan dengizdan chiqib ketib, Fir'avnni suvga cho'kayotganligini ko'rib turishdi. Necha yil xor qilgan edi? Necha yil azoblagan edi? Mana endi suv tagiga kirib ketyapti. Mana endi cho'kayapti hammasi. Qo'lida nima bor? Hech narsa yo'q. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْحَم۪يدِ Çukur egelerinden ne için bunda bir kasas alıştı? Çukur egelerinden ne için bunda azablaştı? Çünkü onlar Aziz-ül Hamid bugün Allah'a iman keltirişken idi. Mal-ı mülkiye tecavüz kımayken idi. Onu saltanatın tatlı olamız demeyken idi. İman keltirgenlik için bana şunu azab ki duçarıp alıştı. Kafirler dünyada mumullarını katıl kılışı mümkün, kamaşı mümkün, azablaşı mümkün. Ama iman özünü sahabını sabit kıladı. Azablanganlar mı öladı? Azablanganlar mı öladı? Akıbet bir kılıp oladı mı? Badr gazat. Arabların adatına göre ceng başlanıştan avval ikili koşundan ortaya pahlavanlar çıkadı. Mübaraza kılıçlık için. Yekke mi yekke alıştık için. Müşriklerini ulgularından, sayyidlerden boyan üçte kişi. Utba İbn Rabia, Şayba İbn Rabia, Valid İbn Utba. Üç arası ortaya çıkıştı, Müslümanlardan mübaraza talep kılıştı. Yani şimdi bir bahadırlar olsa çıksın. Müslümanlardan Hamza İbn Abdülmuttalib, Ali İbn Abi Talib ve Ubeyd İbn Harisler çıkıştı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in karındaşları. Ceng bu oldu. Bana iki taife turuptu. İki adam turuptu birbiri bilen kılıç götürüp uruşkanı. Hamza bilan Ali roziyallohu anhu o'zini raqiblarini bir pasda ishini bitirishdi. Yetishlatdi. Endi Ubayda bilan Shayba esa bir-biriga ikkalasi zarba berdi, ikkalasi ham yiqilib tushdi, lekin ikkalasi ham tirik. U yer ana shu janglarni qoidasiga ko'ra Hamza bilan Ali roziyallohu anhu borib, uni ishini bitirishdi-da, musulmonlardan ikkitasi tirik qaytdi, bittasi jarohatlandi. Ana shu muboraza haqida Alloh taolo Qur'onda oyat nazil qildi. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصاب من فوق رؤوسهم الحميد mana endi ana shu kofirlar tomonidan chiqib yakkamayakka olishaman deganlarning oqibati nima bo'lganligini Alloh taolo Qur'onda bayon qilyapti. Mana shu ikki g'anim, ikki dushman Parvardigorlarining haq dini hususida talashdilar. Ba'zi kofir bo'lgan kimsalar uchun o'tdan bo'lgan kiyimlar bichildi. Endi ularning boshlaridan qaynoq suvlar quyilur. Endi orqaga qayta oladimi? Badr g'azoti tugaganidan keyin ana shu mushriklarni kattalarini bir chuqurga olib tashlashdi o'ligini. So'ngra payg'ambarimiz mana shu Qalibning ustida chuqurda ustida turib, "Ya Amr ibn Hisham, ya Utba ibn Rabiya, ya Shayba ibn Rabiya" bittadan atini aytib turib, "Hal vajattum ma va'adakum robbukum haqqo?" O'liklarga gapirdi. Robbilar va'da qilgan narsani haqligini ko'rdinglarmi? Ya'ni sizlarni butlaringlar o'limdan keyin hayot yo'q, o'lgandan keyin yo'qib ketamiz deb ishontiradigan butlaringlarni gapirsa ekanmi dedi. Fa inni qad vajattu ma va'adani robbi haqqo. Albatta men Robbimning menga bergan va'dasi haqligan ekanligini ko'rdim dedi. Shuni Umar ibn Xattob, "Ya Rasululloh, ona o'lib chirib sasib ketganiga gapiryapsizmi?" deganida payg'ambarimiz aytdilar, "Ey Umar, ular sendan ko'ra meni yaxshiroq eshityapti hozir" dedilar. Mana endi ko'zi ochildi ularda. Kufrda ekanligi, nohaq ekanligi ma'lum bo'ldi. Endi foydasi bormi bu ilmni ularga? Qiyomat kunida birodarlar kofir bilan mu'min o'rtasida farq bo'ladi. Qiyomat kunida hech kim bir-birini yonini olmaydi. Faqat mu'minlar o'zining mu'min birodarlarini eslaydi ve Alloh taolodan shafaat qilishini so'raydi. Alloh taolo aytadi, "Boringlar. Jahannamga boringlar, qalbida hardal urug'ichalik iymoni bor odam bo'lsa jannatga chiqaringlar" deydi. Ya'ni iymoni bor odam modomiki dunyodan kofir bo'lib o'tmabdimi? Iymon bilan o'tibdimi? Gunoh ko'pligidan do'zaxga tushibdi, jannatga kira olmabdi. Bir kun keladi, bir kun albatta keladi, do'zaxdan chiqadi. Bir kun albatta jannatga kiradi. Muborak bo'lsin shu iymon birodarlar. Akamizdir, ukamizdir ibodatdan uzoq. Akamizdir, ukamizdir roza tutmayotgan, noumid bo'lmaylik. Kalima keltirgan musulmonmi? Jannatda joy bor ularga, inshaalloh.
اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُحْتَدُونَ. Kim hatırcam yaşadı şu hayatta, bilesiler mi? Mumun adam. Mumun adam. Her kança maşakkat olsun, her kança kıyınçilik olsun, ötüp getirdi bu deydi. Her kança maşakkat olmasın, sınav deydi. Az yine sabır kısam, Rabbim huzuruya varamam deydi. Fakat mumun hatırcam yaşaydı. 12, 12, 12'de kıyamet bularken de ise hem hatırcam yaşaydı o. Rasa küldü ya, ey kareler, 16. yılı hazır. Tör il boldu da çünkü. Tomaşa boldu mu dünya? Rasa pul kıladı gönle pul kıldı da. Şems attı güt. Ben hayran kalıyorum. Kıyamet bozsa şemdi. Ha kıyamet bozsa başını görese mi şemdi? Şemdi. Bunkerlerden pul, yer satışı aldılar puldar adamlar. Kim hatırcam yaşarken? Mumun adam. Allah Teala aytadı. İman keltirgen, öz imanlarını zulüm, yani şirk bilen aralaştırmagan zatlar, ana öşeler hatırcam bol göçüdürler ve öşeler hidayet top göçüdürler. Fakat mumun adamın hayatı hatırcam idi ötedi. Hayır. Bir geçilip yeter problemi. Kazlarım uzunluk yeter deydi. Ha, işler yani bir şükür tadı balam deydi. Yaşşop getesen deydi. Şifa topasan elbette deydi. Bir sababını kıl yapın. Uyurin deydi. فَاِذَا مَرِدْتُ فَهُوَ يَشْف۪ينَ Eğer ben betap olup bemar olsam, Rabbim menge şifa beredi. Allah-u Teala Kur'an'da iki tane akükenin kıssasını keltiredi. Biri mumun, biri kafir. Bu akükü otasından katta miras gibi oldu. Katta pul kaldı. Onlardan bittesi mumun idi. Özüge kereğine ap kaldı, kagenini. Kembeğil beçara miskinlerge terk etti. Ama kafiri ise pul da hemasını ap kaldı, sarflamadı. Bok kıldı. Cüdüyem katta bok kıldı. Meyve çevege kirdi. Derya yanı da su, meyve çeve, tökün saçın zor bok gitti. Bana ne karab duruyorlar. Hazırla beri koyu savaldı. Kanı ular hazır. Yok. Lekin kanı kılıp gitti dünyadan ilk gelesi. O kapatı bir kılıp oldu mu? وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِيَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ اَعْنَابِ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kafirlerge iki kişi hakkıdaki masalını keltirin. Onlardan biri üçün iki üzümzar bağ kılıp o ikisini hurmazar bilen oragen ve ortalarını ekinzar kılgen edik. Üzümzar bağ, atrafı da hurmalar, ortası da ekin, iki çekesi de su. Bu dünya hayatının nimetleriydi. Mumun Ulad içindeki mumunu kafirge gelip nasihat kıldı. Kafirin mi dedi? Ve dehala cennetehu ve huve zalimun li nefsi kâle mâ azunnu en tabide hâdihi ebede. Ve kafirlik bilen özüge zulüm kılgen halde bağı gekererken aitti. Bu bağ, bu benim mağla devletim hiç kaçan yok bulmuydu. Ve kıyamet hem kayın bulmuydu da böyleyim ben. Kasem, eğer parvardigarımge kaytarılsam, yani ma bu arada kıyamet bu kasayım, elbette bundan hem yakışılığa akıbet bahni topurman dedi. Küfür, nankörlük. Şimdi mumun inisini mi deyip cevap verdi. Kâle lehu sahibuhu. Biraderi onge hitap kılıp dedi. Sen özünü aslı neslin bulmuş adamını tüpüraktan sön nütfe bir tamçı sudan yaratıp söngüre onu insan kılıp rastlayan zat Allah'a kafir bul değil mi? Dünyanın işen değil mi? Şayet parvardigarım menge senin bağından yaşlı bir bağ ata etse seni bağınge ise Osmandan çakmaklar yubarır bas o sıpsılık yerge aylanıp kalır. Ya ki onu suyu yerge singip getip sen onu istafkan topu almaya kalırsan. Bittesi pulu işendi, kafir oldu. Bittesi Rabbisi işendi. Tosattan şamal esti. Şamal kattığı oldu. Tosattan çakmak vurdu. Tosattan hava özgerdi. Közünü aldı da fakirlenip durgen bağı yok oldu kaldı. Yok bugün de köz açıladı. Lekin bu köz açılışının faydası yok. Yok oldu bağı. وَاَحِيْتَ بِثَمَرِهِ فَاَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ Der hakikat onun meyve bağı halak kılındı. Özü ise huğullab kalgen işgahımlarını körüp ve onlarca sarflagen nasalarını oylab çeppek çalgen içe afsus nadamat çekip kani endi men ham parvardigorimga hech kimni sherik qilmaganimda deb qolaverdi.
Mana birodarlar, mu'min bilan kofirning oqibati. U ham ketdi, bu ham ketdi. Walam takun lahu fiyatun yansurunahu min dunillah va ma kana muntasira. Alloh taolo xulosalayapti bu qissani. Shuningdek, uning uchun Allohdan o'zga na bir yordam beradigan jamoat bo'ldi, va na o'zi o'ziga yordam bera oluvchilardan bo'ldi. Birodarlar, mu'min bilan kofir. Ularni shu dunyoda hayot kechirishligi ham bir xil bo'lmaydi. Oqibat ham hech qachon barobar bo'lmaydi. Chuqurni kavlab musulmonlarni tashlagan ana shu kofir podsho ham, chuqurga tashlangan o'sha mu'minlar ham, Qobil bilan Xobil ham, Ibrohim alayhissalom bilan Namrud ham, Musa alayhissalom bilan Firavn ham, Bilol bilan Umayya ham, Hamza bilan Abu Lahab ham hammasi ketishdi. Abu Jahl ham ketdi, Yosirning oilasi ham ketdi. Hammasi ketdi. Iymon egalari ham vafot etdi. Kofirlar ham. Lekin bularning oqibati bir xil bo'ladimi? Ha, mu'min odam ustidan kulishadi. Mu'minlarning ustiga tuhmat qilib masxara qilishadi. Musulmonligingizni aytib, sizdan bir kuladi. Alloh taolo aytadi: "Innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhakun." Darvoqa jinoyatkor, kofir kimsalar iymon keltirgan zotlardan masxara qilib kulguvchi bo'ldilar. Bu dunyoda kofirlar mu'minlar ustidan albatta kuladi. Va iza marru bihim yataghamazun. Iymon keltirganlarni oldi o'tib olsa masxaralashadi. Kufr ahli iymon ahli ustidan kuladi dunyoda. Endi qiyomatda holat o'zgaradi. Fal yawmal ladina amanu minal kuffar yadhakun alal araiki yanzurun. Endi bu qiyomat kunida esa iymon keltirgan zotlar kofirlardan kulurlar. Alal araiki yanzurun. Ular Jannatdagi so'rilarda kofirlarning azoblanishiga boqib o'tirib kulurlar. Alloh taolani shu yerda kuladiganlardan qilsin. Birodarlar, iymon bilan kufr, mu'min bilan kofir. Bu ikkisi hargiz teng bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taologa hamd sanolar bo'lsin. Siz bilan bizga iymon degan ne'matini berdi. Bu bilan ikki dunyoda saodatli bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li